Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazandıran defterde üstü ifadeler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler sayfa 48'deki ilk etkinimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar öncelikle bakın burada bir beş kardeşlerle ilgili bir kural veriliyor. Peki arkadaşlar bu beş kardeşler neymiş? Önce anlamaya çalışalım. Gençler önceki birinci kuralımız şu. İşaret tespit ediyoruz. Yani bir sayımız negatif mi? Pozitif mi? Bunu tespit etmem gerekiyor. Eğer gençler pozitif olduğuna karar versem tabanda varsa eksiği siliyorum. Eksiyle işimiz yok. Üçüncü durumda gençler anlamsız durumları anlam yap. Anlamsız durum neydi? Kuvvetteki eksiden kurtulmaktı. Evet, daha sonra gençler 5. sınıftaki gibi açılım yap diyor ve değerini bul. Evet işaretle değeri, değeri birleştir. Yani ilk başta belirlemiş olduğum birinci adımda belirlemiş olduğum eksi veya artıya sayımızın önüne yazmamızı istiyor. Bakın burada arkadaşlar etkinliklerimizi göstermiş. Devam ediyorum. Evet ilk etkinliğimize bakalım. Aşağıda üstü ifadelerin değerlerini 5 kardeş ile tespit edin diyor. Gerçekten öncelikle sayımızın bakın tabanda 4 olduğu için bu işlemin sonucu mutlaka artı olacak diyorum. Artı olduğunu anladıktan sonra ne yapıyorum? Eksi zaten yok. O halde üstteki eksiden kurtulmak istiyorum. Kurtulmanın yolu gençler tabanı ters çevirmek. Ve bakın buradaki 3'ü payda indirmekte. Yani 1 bölü 4 üzeri 3 olur. Bu da ne demektir gençler? Bakın 1'i 4 defa çarpacağımız anlamına gelir. Evet, ne ederiz bu halde? Bakın artı 1 bölü 4, 3 tane 4'ü çarparsam da 64 olarak gezeriz. Şimdi ikinciye baktığımız zaman tabanımızda eksi var. Şimdi gençler eksi olduğu için Üstte ne var? 4 var. Yani ben bu işlemin sonucunu artı olarak görüyorum. Çünkü üstteki 4 çift. Eğer parantezin dışında çift varsa sonuç artıdır diyoruz. Bakın bu eksiyle işimiz yok. O halde artı olarak yazalım. Şimdi yukarıdaki eksiden kurtulmak için 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti olarak görürüz. Bu da gençler ne demektir? 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 gibi düşünürsek 4 tane 2'yi çarpmak demek 1 bölü 16 demektir. Evet. Eksi 3'ün eksi ikinci kuvveti yine dışarıda 2 olduğu için. Öncelikle eksi artıya dönecek diyelim. Evet. Kesirden e, yukarıdaki kuvvetten ki kuvvetteki eksiden kurtulmak için kesirli ifade olarak yazdım. Bu da 1 bölü 3 çarpı 3 demektir. Yani artı 1 bölü 9'a eşittir. Gençler son olarak eksi 200 üzeri eksi 3'te. Şimdi 3 arkadaşlar tek bir sayıdır. Zaten eksiye etkilemez. O halde bu işlemin sonucu eksi olacak diye eksimizi yazalım. Şimdi gençler ama halde eksi yazdıysam artık bakın bu eksiyle işimiz yok. Çünkü eksiyi yazdım. Üstteki kuvvetteki eksiden kurtulmak için 1 bölü 2 üzeri 3 olarak yazdım. Bu da 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Yani 1 bölü 8'dir. Tabi önündeki eksiyle beraber okuruz. Eksi 1 bölü 8 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet sevgili gençler. Bakın burada bize bir yalancı parantez karşılıyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz kuvvet parantezin arkadaşlar neyinde içinde. Eğer kuvvet parantezin içinde ise, evet parantezin herhangi bir önemi yoktur. Parantezin önemi yoktur diyelim. Evet devam edelim gençler. Evet üst ifadenin pozitif veya negatif olması durumu sonucu nasıl etkiler diyor gençler. Bakın arkadaşlar hangi durumlarda tam sayı çıkıyor üst ifadenin değeri diyor ve hangi durumda kesir çıkıyor. Gençler öncelikle tam sayı çıkması için kuvvetteki sayının ne olması gerekir? Pozitif olması gerekir. Taban tam sayı olacak. Kuvvetteki sayı da arkadaşlar pozitif olursa tam sayı çıkar. Şöyle açalım. İkinci durumda bakın taban, taban pozitif. veya taban tam sayı ama kuvvetteki sayı eksi ise mutlaka kesir çıkar diyelim. Ve ifadeyi aynen yazalım. Evet devam ediyorum. Evet. Beşinci etkinlikte aşağıdaki üst ifadelerin işaretini gençler önce artı veya eksi olarak tespit edelim. Sonucu tam sayı olanları t yoksa kesir mi diye arkadaşlar bunu da k oldukları bulalım diyor. Şimdi gençler öncelikle bakın tabanda 4 var. Yani pozitif bir sayı varsa bu kesinlikle pozitiftir. Yukarıdaki sayımız eksi olduğu için, kuvvet eksi olduğu için kesirli bir ifade çıkar. E bizden sadece artı mı eksi mi tam sayımı mi şeklinde soruyor. Tamam eksi 3 var. Gençler kuvvette ne var? Eksi 3 var. Şimdi önceki 3 kuvvetteki 3 tek sayı olduğu için buradaki eksi etkilemez Yani sonuç negatif çıkar. Kuvvetteki eksi olduğu için de kesirli bir ifadedir diyoruz. Evet. Şimdi gençler eksi 5'in eksi 3. kuvveti var ama önünde bir ne var? Ayrıca bir eksi var. Bakın buradan eksi gelir. Önünde bir eksi var. 2 eksiyi çarparsak artı olur. Evet kuvvette eksi olduğu için de gençler kesirli bir ifadedir. Yine eksi 2'nin eksi 3. kuvvetinde 3 tek sayıdır. O halde eksi olur. Yukarıda eksi olduğu için yine kesirli bir ifade olur diyelim. Evet kuvveti 4 görüyorum gençler. O halde tabandaki sayımız pozitife dönecek. Kuvveti eksi olduğu için de yine kesirli bir ifadedir. Bakın gençler 3 tek sayı olduğu için eksi olacak. Kuvveti eksi olduğu için de kesirli ifade olacak diyoruz. Eksi 5'in 3. kuvveti. Öncelikle 3 tek sayıdır. Zaten parantezde yok gençler. Olsa da etkilemez diyoruz. Eksi olacak. 3 pozitif olduğu için tam sayı olacak diyelim. Bakın öncelikle 4 isterseniz hemen tam sayı yazalım. Evet kesir olmasının arkadaşlar tek şartı kuvvette eksi olması diyelim. Önünde eksi var. Kuvvetteki 4 sadece 2'nin üzerine parantez olmadığı için işlemin sonucu eksi olur diyoruz. Evet, eksi 3'ün 4. kuvvetinde gençler 4 çift olduğu için öncelikle artıya dönecek. Bakın aynı zamanda 4 artı olduğu için tam sayı olur diyelim. Evet, 3 arkadaşlar bakın tek sayıdır. Eksiye etkilemez pozitif e, üç gençler, eksi olmadığı için sadece tam sayı olduğu için artı bir ifade olduğu için tam sayı olur diyorum. 2'nin eksi 6. kuvveti tabanımızda ne var? 2 var. Gençler taban 2 ise her şekilde artıdır. Kuvveti eksi olduğu için de bu ifade kesirli bir ifadedir. Evet yine 3 tek sayı olduğu için eksi olacak. Arkadaşlar 3 eksi olmadığı için tam sayı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet, sayfamızı biraz büyütelim gençler. Aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle eksi birin eksi üçüncü kuvveti. Kuvvetteki arkadaşlar öncelikle üç tek sayı olduğu için mutlaka eksi olacak. Bunu unutmayacağız. Eksi. Kuvvetteki eksiden kurtulmak için tabana indirsem de bir bölü. Bir üzeri üç oldu. Bu da yine eksi bire eşittir diyoruz. Evet. Gençler eksi üçün eksi birinci kuvvetinde. Bakın bir tek sayı olduğu için eksi kalacak. Evet ne yaparız? Yukarıdaki eksiden kurtulmak için 1 bölü 3'ün birinci kuvveti yazarsam yine eksi 1 bölü 3 olur diyorum. Evet. Eksi 2'nin eksi 6. kuvvetinde 6 çift olduğu için öncelikle bu artıya dönecek. Evet. 1 bölü eksiden kurtulmak için 2 üzeri 6 şeklinde yazarsam 1 bölü 64 olur. işlemimizin değeri. Tabii ki artı 1 bölü 64 oldu. Evet. 2 gençler çift sayıdır ama parantez olmadığı için eksi olacak. Bakın 1 bölü 5 üzeri eksi 2'deki eksiden kurtulmak için kesir olarak yazdım. Bunu da eksi 1 bölü 25 olarak ifade edelim. Evet. Yine eksi olur diyoruz. Bakın 1 bölü 2 üzeri 1'den yine 1 bölü 2 yazalım. Eksi 5'in eksi 4. kuvveti gençler 4 çift olduğu için önceki eksi gidecek artı olacak. Yukarıdaki eksiden kurtarmak için 1 bölü 5'in dördüncü kuvveti yazdım. Bu da artı 1 bölü 625 olur. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti 2 çift olduğu için artıya dönecek. Aynen yazdım. Yukarıdaki eksiden kurtulmak için 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti olarak yazdım. Yani artı 1 bölü 4 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Eksi 4'ün eksi 1. kuvvetinde önceki 1 olduğu için eksi kalacak. Tek sayı olduğu için. Bununla 1 bölü 4 olarak yazarız. Eksi 1 bölü 4'tür. Gençler 2 var ama parantez yok. O halde eksi kalacak. 1'in 4. kuvvetinin eksiden kurtardığım için payda 2 olarak yazdım. Eksi 1 bölü 16 olarak yazıyorum. Bunu da yine eksi 1 bölü 3 olarak ifade ederiz. Evet 6 var. Parantez olmadığı için eksi kalır diyoruz. 1 bölü 2'nin 6. kuvvetinden eksi 1 bölü 64. Bakın burada gençler eksi şöyle üstüne yazan olmazsa. Eksi unutmuyoruz. Evet 2 olduğu için artıya dönecek. Önce artı yazdım. 1 bölü 10'un karesi artı 1 bölü 100 olur diyoruz. Eksi 2'nin eksi 3. kuvvetinde 3 tek sayıdır. Eksi gitmez. 1 bölü 2 üzeri 3'ten eksi 1 bölü 8 olarak yazdım. Evet eksi 2'nin eksi 5'in eksi, eksi 2'nin kuvvetine 2 çifttir. O halde taban artıya dönecek. 1 bölü 5'in karesini direkt bakın 1 bölü 25 olarak yazalım. Evet eksi 8'in eksi 2'nin kuvvetinde artı olacak diyorum 2 olduğu için. 1 bölü 8'in karesi olarak yazarsam da 1 bölü 64 olarak yazarız. Tabii ki artı olacak diyelim. Evet gençler. Gençler hatırlayacaksınız burada neyden bahsediyoruz? Kesirleri toplama ve çıkarma işlemleri gençler öncelikle ne yapıyorduk? Mutlaka paydalarımızı eşit hale getiriyorduk. Eğer paydalar eşit değilse bakın burada hemen 3 ile ve 5 ile genişleterek evet 3 ile genişletirsem 3 bölü 15 artı 5 bölü 15 evet paydalar eşit yani ortak payda yazdım. 3, 5 daha 8 oldu. Yine paydaları eşit demek için birincisini 5 ile ikincisini 8 ile genişletirsem 5 bölü 40 eksi 8 bölü 40. Evet 5'ten 8 çıkarırsak eksi 3 bölü 40 olarak yazarız. Bakın burada arkadaşlar ortak payda 8 ile eşitleyebilirim. Bunu 4 ile bunu da 2 ile genişleterek aynen yazıyorum. 1 bölü 8 eksi 4 bölü 8 artı 2 bölü 8 olarak yazdım. Şimdi ortak paydamız belli. 1'den 4'ü çıkardım. Eksi 3. 2 ekledim. Eksi 1 bölü 8. Evet ne yapmış olduk? 7. sınıfta 6. sınıfta arkadaşlar zaten kesirlerle toplama ve çıkarma işlemini öğrenmiştik diyelim. Peki arkadaşlar buna dayanarak ne yapıyoruz? Şimdi eksi kuvvetlerimiz var. Bakın bu eksi kuvvetleri kullanarak arkadaşlar ne yapacağız? Aşağıdaki işlemleri yapmamızı istiyor. 2 üzeri eksi 2. Önceki yukarıdaki eksiden kurtulmak için bakın ne yaparım? Ters çevirsem 1 bölü 2'nin karesi. Bunu açık açık yazalım. Daha sonra düzelteceğim. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Evet, 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 demekti. Artı 1 bölü 8 oldu. Payda işlememiz gerekir dedik. 2 bölü 8 artı 1 bölü 8 olarak yazayım. 2 bir daha 3 bölü 8 olur diyoruz. Şimdi gençler 3 üzeri eksi 1 biliyorsunuz 1 bölü 3 demekti. Artı 2 üzeri eksi 2. Eksiden kurtulmak için ters çevirdim. 2'nin karesi de 4 olur. Yine paydayı mutlaka eşitliyoruz. 4 ve 3'le genişlettim. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 topladığımız zaman 7 bölü 12 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. 4 üzeri eksi 1 gençler 1 bölü 4'üm. Arada eksi var. 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9'dur. Yine 9 ve 4 ile genişletirsem 9 bölü 36 eksi 4 bölü 36'dan 9'dan 4'ü çıkarıyorum. 5 bölü 36 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Evet, 3 üzeri eksi 3'te. Önce kesirden kurtulmak için 1 bölü şeklinde yazdım. 3'ün 3. kuvveti 27 idi. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 8 demektir. Gençler 8 ile 27 aralarında asıl olduğu için mutlaka 8 ile ve 27 ile genişletirim. 8 bölü 27 ile 8 çarparsam 216 Eksi 27 bölü 216. Şimdi 8'den 27'yi çıkaracak olursak eksi 19 bölü 216 olur diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Evet aynı şekilde arkadaşlar öncelikle hemen kuvvetlerimizi kesirli hale getirelim. Eksilerden kurtuluyorum. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 e, Birinci kesrimi 4 ile ikinci kesri 2 ile genişleterek yazıyorum. 4' ile çarparsam 4 bölü 8 artı 2 bölü 8 artı 1 bölü 8. Şimdi ortak paydamız 8, 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 7 bölü 8 oldu işlemimizin değeri diyoruz. Evet gençler. 3 üzeri eksi 1'e baktığımız zaman 1 bölü 3. Evet 3 üzeri 2 gençler 9 demektir. Aynen yazıyorum. Artı 9. 3 üzeri eksi 3 de 1 bölü 27'dir. Şimdi gençler bakın ben bunu şöyle düzeltecek olursam arkadaşlar. Burası önemli. Bunu düzeltecek olursak ne derim burada? 9'u ayrıca düşünecek olursak. 9 tam olarak yazayım. 1 bölü 3 ile 1 bölü 27'yi de şöyle 9'da genişleterek yazıyorum. Artı 9 bölü 27 artı 1 bölü 27. Gençler bu 9 bir daha 10 yapar. 9 tamı yazıyorum. 9 tam 10 bölü 27 olarak yazarız. Tabi burada dikkat ederseniz eksi olmadığı için 3'ün karesini aynen yazdık. Peki. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 0 eksi 2 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 2'ye bakalım. Burada ne yapıyorum? 2 üzeri 0 gençler neydi bizim için? 1 demekti zaten. Aynen 1 olarak yazdım. Eksi. 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2. Artı 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'tür. Şimdi paydaları eşitlemek için gizli payda 1 yazdım. Bakın 4 ile genişleteceğim. Bunu 2 ile genişletiyorum. Yani 4 bölü 4 eksi 2 bölü 4 artı 1 bölü 4 olur. Ortak paydamız belli 4 dört oldu. 4'ten 2'yi çıkardım. 2'ye 1 ekledim. 3. 3 bölü 4 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. E 4 üzeri eksi 1, 4 üzeri 1 gençler ne demekti? 4 demekti. Arada eksi var. 4 üzeri eksi 2'yi 1 bölü 4'ün karesi 16 olarak yazalım. Artı. Bu da 1 bölü 4'tür. Şöyle gençler gizli paydası 1 var diyorum. Ve paydayı 16 eşitlemek için ne yaparım gençler? 16 ile genişletirim. 16 çarpı 4 64 bölü 16. Pardon eksi olacak. Eksi. 1 bölü 16 artı 1 bölü 4. Pardon bunu da ne yapıyoruz? Bunu da yine 4'te de genişleterek yazalım. 4 bölü 16. Şimdi 64'ten 1'i çıkardım. 63. 4 ekledim. 67. Şöyle kenara çekelim. 67 bölü 16 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruma bakıyorum. Evet gençler 8. etkinlikte aşağıda açılımları verilen çarpımların eşitlerini üstü ifade olarak yazınız diyor. Gençler bakın burada tekrar eden sayıya bakalım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Kaç tane var? 3 tane var. O halde tabanı yazıyorum. Eksi 2 üzeri 3 olarak yazarım. Bakın arkadaşlar eşittir dediği için 3 tek sayı olduğu için istersek eksi 2 üzeri 3 şeklinde de yazabiliriz. Evet, 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4'ten gençler 5 tane görüyorum. Yani 4 üzeri 5 demektir. İstersek bunu gençler şöyle 1 bölü 4 üzeri eksi 5 olarak da yazabiliriz. Evet eksi 3'ten 4 tane gördüm. Eksi 3 üzeri 4. Bakın 4 çift olduğu için istersek bunu direkt 3 üzeri 4 olarak yazabilirim. Çünkü parantezli sonucun sonucu artı olacak. Evet 1 bölü 2'den 3 tane gördüm. Evet kesir ters çevirirsem kuvveti eksi eklerim. 2 üzeri eksi 3 olarak da yazabilirim. Gençler 0 tam 10'da 4'ün 3 tane çarpımı 0 tam 10'da 4 üzeri 3 demektir. Bunu da kesir olarak yazarsam 4 bölü 10'un 3. kuvveti olarak yazarız. Evet eksi 1 bölü 3'ün 3 defa çarpıldığını gördüm. İstersek ters çevirecek olursak eksi 3 bölü eksi 3 olarak da ifade edebiliriz. Evet devam ediyorum gençler. E, evet, dokuzuncu etkinlikte arkadaşlar aşağıda veren doğal sayıların eşitini üst ifade olarak yazmamızı istiyor. Gençler bakın burada biz üst ifadeler kolay işlemi yapmak için soruyu anlayabilmenin çözüm üretebilmenin en önemli noktaların biri verilen doğal sayıları üst ifadeye dönüştürmektir diye de ifade etmiş. Şimdi gençler 4 dediğimiz sayıyı ben 2'nin karesi olarak görmem gerekir. 36 6'nın karesiydi. Evet 243 gençler 3'ün 5. kuvvetine eşittir. 27 3 üzeri 3 demektir. 110'un karesidir. 128 2'nin 7. kuvveti. Şimdi 16 gençler bakın 4'ün karesidir. E, aynı zamanda 2'nin 4. kuvvettir diyebiliriz. Evet 625 arkadaşlar 5'in 4. kuvvettir istersek 25'in karesi şeklinde de ifade edebilirim. 216 altın 3. kuvveti. 32 biliyorsunuz 2 üzeri 5 demekti. E, 64 dediğimiz sayı gençler 8'in karesidir aynı zamanda 4'ün de 3. kuvvetidir. İstersek başka ne yazabilirim? 2'nin de 6. kuvveti olarak yazarız. Evet, bakın birden fazla şekilde 64 sayısını ifade edebilirim. Evet, 2'nin 9. kuvvetleri 512. 1024 2'nin 10. kuvveti 5'in karesi. 81 gençler 9'un karesidir. Aynı zamanda 3'ün 4. kuvvettir. 9'u evet, 3'ün karesi olarak yazalım. 7'nin karesi 5'in 3. kuvveti 1000 sayısında 10 üzeri 3 olarak yazalım. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğime bakıyorum. Evet aşağıdaki üst ifadelerde verilmeyen değerleri bulalım. Şimdi gençler bakın 2 ve 3 tabanda yazacağımı anlıyorum. Öncelikle şu eksi 1 bölü 2'nin 2 iki defa çarpıldığını görüyorum. Bakın eksi 1 bölü 2'yi 2 iki defa çarpıldığı için ne yaptım gençler? karesi olarak yazdım. Şimdi buradaki sayıya baktığımız zaman kesir yok. O halde ters çevirsem eksi 2 üzeri eksi 2 olur diyorum. Bakın 2 çift olduğu için arkadaşlar bunu artıya döndürebilirim. O halde burada üçgenin yerine ne geliyor? Eksi 2 geliyor. Aynı şekilde 1 bölü 3'ü 3 defa çarptığımız için üzeri 3 olarak yazdım. Yine kesirden kurtarmak için 3 üzeri eksi 3 olarak yazarsam bakın buradan eksi 3'ün kareye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet, 1 bölü 2'nin gençler 3 defa tekrar edildiğini görüyorum. Şimdi kesirden kurtarmak için 2 üzeri eksi 3 olarak yazarsam kare eksi 3'e eşittir deriz. Evet, eksi 1 bölü 3'ün gençler 4 defa çarpıldığını gördüm. Eksi 1 bölü 3'ün 4. kuvveti yine kesirden kurtarmak için eksi 3 üzeri Eksi 4 yazdık. Gençler dikkat ederseniz burada eksi yok. Çünkü 4 çift olduğu için bakın bu eksi artı çevirebilirim. O halde üçgenin değerini eksi 4 olarak yazarız. Evet eksi 2'nin gençler 3 defa çarpıldığını görüyorum. O halde direkt eksi 2 üzeri 3 olarak yazalım. 3 defa olduğu için. Evet, 1 bölü 64'ü 4 tabanında yazalım gençler. 4'ün 3. kuvvet demektir. Peki kesirden kurtarmak için ben bunu pay kısmına çıkartırsam 4 üzeri eksi 3 olur. Bakın 4 üzeri üçgen olarak görürsem tabanlar eşitken üçgen eksi 3'e eşittir deriz. Eksi 3 olarak yazalım. Evet, 1 bölü 216'yı 216 biliyorsunuz 6'nın 3. kuvvetiydi. Evet, kesirden kurtarsam 6 üzeri eksi 3'tür. Burada 6 üzeri kareye Bakın 6'lar eşitse karede eksi 3'e eşittir. 8 gençler bizim için neydi? 8, 2'nin 3. kuvvetiydi. Şimdi 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri üçgen arkadaşlar. Şöyle yapabilirim. 2 üzeri eksi üçgen olarak yazabilirim. Şimdi o halde 2'ler eşitse üçgen eşittir. Eksi üçgen eşittir. 3 eşittir eksi üçgen. Evet her iki tarafı eksiyle çarparsam üçgenin değeri eksi 3'tür deriz. Aynen yazarız. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet bu etkinlikte benden aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini bulup ondalık olarak göstermemi istiyor. Öncelikle 2 üzeri eksi 2 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 olarak yazdım. Bunu da genişletirsek 25 ile 25 bölü 100 yani 0 tam %25'tir. 1 bölü 2 olarak yazdım. 5 ile genişlettiğimi düşünüyorum. 5 bölü 10 demektir. Bunu da 0 tam 10 olarak yazalım. 1 bölü 10'un karesi yani 1 bölü 100'dür. Direkt 0 tam %1 olarak yazıyorum. 5 üzeri eksi 3 gençler 1 bölü 5'in 3. kuvveti 125'ti. Şimdi onları hale getirmek için 8 ile genişletirsem 8 bölü 1000 demektir. Bu da 0 tam 1000'de 8 eşittir. 2 üzeri eksi 4'ü 1 bölü 2'nin 4. kuvveti yani 1 bölü 16 yazdım. Gençler bunu 625 ile genişletirsek Şimdi 16'yı 10, 100 veya 1000 yapacağım veya 10.000 yapacağım gençler. 625'le genişletirsem 625 bölü 10.000 olur. Sıfırdan 10.000'de 625 gençler. Ne yaparım? 0, 625 olarak yazarız. 500'e evet, 5 eksi 1. 1 bölü 5 demekti. 2 ile genişlettiğimi düşünürsem 2 bölü 10 demektir. Yani 0'dan 10 2'dir. 500'e eksi 2 1 bölü 25 demekti. 4 ile de genişletirsem 4 bölü 100. 0 tam 4 olarak ifade edelim. 2 üzeri eksi 3 gençler 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bunu da 125 ile genişletiyorum. 125 bölü 1000'den 0 tam 1000'de 125 oldu. Evet, 1 bölü 10 olarak yazarsam 0 tam 10'da 1 olarak yazarız. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet gençler A bölü B'ye eksi C ise gençler bakın B bölü A yazıyorum. Eksiyi de artı çeviriyoruz. Evet devam edelim şimdi. Aşağıdaki üst ifadenin de değerlerini bulalım. Gençler önceki kuvvetteki eksiden kurtulmak için tabanı ters çeviriyorum. Bakın 2 üzeri 2 bölü 1 yazabilirsiniz. Önce 2 bölü 1 yazalım. Kuvveti 3 oldu. Bölü 1'in kıymeti yok. 2 üzeri 3'ten 8'dir. Evet öncelikle onları kesir kesir olarak yazıyorum. 125 bölüm bindir gençler üstünde eksi 2 var. Şimdi bu sayıyı genişle, sadeleştirecek olursam şöyle 125'e böldüğümü düşünüyorum. Bakın 1 bölü 8 üzeri eksi 2. Üstteki eksiden kurtulmak için kesir olarak ters çevirirsem 8 olur. 8 bölü 1 yazmama gerek yok. İkinci kuvveti. Bu da 64 olur diyelim. 1 bölü 3'ün eksi 4. kuvveti. Kuvvet eksiden kurtulmak için 3 bölü 1 olarak yazdım. Kuvveti 4. Bu da 3 üzeri 4'ten 81 olur diyorum. E, 0 tam %25 gençler. 25 bölü 100 demektir. Bakın bunu sadeleştirecek olursak da 1 bölü 4'tür. Yani 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti. Evet kuvvetteki eksiden kurtulmak için ters çevirdim. 4 bölü 1'in Üçüncü kuvveti yani 4 üzeri 3'ten 64'e eşittir diyoruz. 0'dan 10'da 5. 5 bölü 10 demekti. Kuvveti eksi 4. Önce sadeleştirirsek gençler 1 bölü 2 eşittir. Kuvveti eksi 4. Ters çeviriyorum. 2 üzeri 4'ten 16'ya eşittir diyorum. 2 bölü 10 sadeleştireyim gençler. 1 bölü 5. Bakın 1 bölü 5'i aynen yazdım kuvvetinde eksi -2 var. Ters çeviriyorum 5 üstü 2'den 25 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet gençler bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın gençler.